Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Erdoğan Akman, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, keçileri sattık. Yani şu an keçiler burada durduğuna bakmayın. Alan vatandaş kaporasını verdi. En yakın zamanda gelip alacak. Şimdi büyük bir ihtimal Erdoğan ne oldu? Niye sattınız? Neden sattınız? Ne güzeldi, bizler seviyorduk. Hem güzel görüntü oluyordu. Vallahi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Açıkçası satmakla ilgili anlatacak çok şey var. Şimdi ben birazcık burada hem rüzgar var hem de yaylımdayım. Yani video devam edecek. Videonun devamında daha ayrıntılı bir şekilde neden bıraktığımızı anlatacağız. Hem benim kısmımdan hem de hanım kısmından. Yani hem de ailevi olaraktan neden bıraktığımıza dair konuşacağız. Sattık inşallah. Açıkçası çok istediğim bir fiyata satılmadı. Şöyle söyleyelim, zarar etmedik diyelim. Onun haricinde bu işi öğrenmiş olduk. Üzüldüm. Gerçekten üzülüyorum. Şu an belki bu videolar son videolar. Yani 4 oğlak, 3 keçi, 1 teki. Saydılar, saydılar. Ya bir tane de 4 tane koyun kaldı işte. Garip abi, insanı yemiyor, yemiyor. Ya video kaçar bir daha, gece olur. Evet arkadaşlar, hayvanlarımızın gittiğine dair 3-5 görüntü de paylaştık. Bir işe giriştik. Elimizde büyüdüler de. Doğdular, büyüdüler, ettiler. Yani videonun başında da biraz bahsettim. Belki tekrar etmiş gibi olacağız ama sen başla ya. Niçin bıraktık? Ya da bu seviyeye niye geldik yani? Açıkçası birçok sebebi var. Bir sebebi var. Tek bir sebep yok. Şimdi arkadaşlar, çoğunuz da köyle de sürekli şey diyor ya, 3 keşiyle olur mu? 3 keşi 4 oğlak keşi diyorum, niye be? Kapıdan gitti ya, diyemiyor yani. 3 keşi 4 oğlak oldu, 7 oldu, 7 ile olur mu? Bir teki aldık, 8 ile olur mu? Herhalde bu bir sürü olana kadar devam edecek. Sürü olsa bu böyle olur mu? Bu düzen nereye kadar diye soracaklar belki. Yani aylardır bakıyoruz, ediyoruz. Gelen tek gelir kaynağı ondan. Süttü. Sütü de 2 bidon anca sattık. Doğrudan süt olarak da. 4 aydır mı ne sayıyoruz? Belki 5 ay. Yani 2 bidon. 5 aydır sayıyorum. 2 bidon süt satıldı. Onun dışında az çok işte peynir sattık. Çok. Ama yani şöyle söyleyeyim. Yani 15-20 milyarlık peynir sattıysak aslında yani işte mazot ilçeye gidiyor. Kargoluyor. 40 lira araba yakıyor. 200-250 lira da PTT'ye veriyorum. Yani biz aslında 35-40 milyarlık bir peyniri ya da 30 milyar, 35 milyarlık bir peyniri 20 milyara satmış olduk. Yani o da emeğimizi heba etti. Bu bir. İkincisi, şimdi hayvanımızı, yani bizim burada keçi değersiz bir hayvan. Yani bizim o oğlaklar arkadaşlar 7-8 bin. Hani ucuz bir şey değil aslında. Cins ve şu an piyasa değeri öyle. Ama bizim burada bir oğlak 1,5-2 milyar yok. Ve bizim burada mesela keçi kesmiyorlar kurbanda. Keçi peyniriyle sütü de çok kıymetli değil. Öyle olunca biz bu süreçte de çok yıprandık. Çok yalnız da kaldık. Yani bunun bir sürü olduğunu düşünemedik. Bir de şöyle bir sıkıntımız vardı arkadaşlar. Ahırımız beton bir ahır olduğu için sürekli ıslanıyordu. Yani inek için uygun bir ahırdı. Küçük başa uygun toprak bir ahır olmadığı için sürekli ıslanıyordu. Ve bu da hayvanları kurutmak zorunda kaldık. Bahçeye bölme yaptık. Kışın haliyle içeri alınacak, bu sefer kışın alınacak bir ahırımız yoktu. Bu büyüyünce daha da büyük bir problem haline geldi bizde. Yani bir ahır yaptırmak bugün neredeyse 100 milyarı bulur belki. Ya ahır yaptırma var, bunların yemlikleri var, ne bileyim böyle kitlemeli, padoklu diyorum, kitlemeli yemlikler var, sağılıyor. Yani şimdi hesapladık ettik, yani biz 8 hayvana neredeyse yarım yıldır bakıyoruz. Yarım yılda, yani şu an toplumda en düşük.
Asgari ücret diyeceğim de asgari ücret de çalışmıyorlar. Artık 10 milyar 15 milyar teklif edenleri evet. gördüm geçenlerde farklı işlerde. Bu arada sinekler için kusura bakmayın arkadaşlar. Yağmur, yağmur için... yağdığına eve akın ettiler. Evet. Herhalde pencereyi mi açık bıraktık ne ördüysek akın ettiler. Evde şimdiden, anneci kifanın işine benziyor. Şimdiden kusura bakmayın. Pedeyi açıyorlar arkadaşlar. Ev tüm sineği dolduruyorlar. Şimdi bir sebep de şu. Sen ne yapıyordun? Bir cümlen neydi? Yani en düşük gelirli bir asgari ücretli ya da asgari ücret de değil. Ayda 15 bin kazanan bir insanın bile bizden daha fazla kazandığını fark ettik. Mesela? Yani bu emeğe bu değiyor mu dedik. Yani çünkü gören ve duyan arkadaşlarımız da yakın akrabalarımız da. Yani siz yani bu kadar gidiyorsunuz diyor. Bunun sonunda kaç lira? Kaç lira kazanıyorsunuz? Vay arkadaş sinekleri de malamat etti bizi. Neyse. Yani, he işte yani arkadaşlar geçtiğimiz ay 300 kilometre yol gitmişsin Kübra. Ve fiziksel 300. yorgunluğu saymıyoruz ve bizde aslında en çok şeyde patladı. En son hastalanınca düştük yani. Kahamıyoruz, yürüyemiyoruz, yemek yiyemiyoruz, yemek yapan yok. Bir bardak su getiren yok. Ve hayvan bekliyor. Hayvan yayılınca hani çocuk yine çocuk artık aklı yeriyor. Git bir soğuk al diyorsun, alıyor. Hayvan onu da diyemiyor. He, hayvan onu da diyemiyor. Git başında kuru ekmek alsa yiyor, doyuyor bir şekilde çocuk da. Hayvana onu da diyemediğimiz için. Hadi götürdün önüne bir tas yem attın ama geri sağlayacak bu. He. O sağlan süt işlenecek. Suyu verilecek. Yani biz hem fiziksel anlamda hem de mental olaraktan yani mesela şöyle evdeki evin etrafındaki birçok işimiz kaldı. Evet. Yani sen her işi yapamıyorsun. Yük işi. Yani Erdoğan haliyle yaylıma gidince birçok iş bana kaldı. Ben yetişemedim. Yetişemiyorsun. Sabahleyin çıkıyorum. Namazı kılıyorum. Çıkıyorum. 4 ayda 3-4 ayda çöktüm yani. Çünkü hem kapı işi hem öbür iş tavuk işi, temizlik, yemek, çocuk hepsi bana kaldı ama hepsi yani bahçe işleri de bana kaldı. O kadar yıprandım ki yani yaş olarak kendimi yani, çok ilerlemiş gibi istedim. Video yüklemememizden de anlaşılmıştır yani. Evet. Vay arkadaş ya. Vallahi var ya videoda da inşallah kötü iğrenç durmuyordur ya. Şey bunları niye bu böyle videodan oldu? Sonra tek tek imha edeceğiz. Yani hasılı yani başarmak isterdim. Güzel bir noktaya getirmek isterdim. Ortada hala çok seviyoruz. Hala yani bahasımız var lakin olmadı. Olmuyormuş. Yani yurt dışında ne yapıyor adam? 3-5 tane keçiye bakıyor. Nasıl bir destek alıyorsa ben bazı hani akrabalardan ve tanıdıklardan da duyuyorum. Devlet küçücük geride eksen ekiyorum diye bir şeyler veriyor ya. Vallahi, çektiğin çile şurada yanına kar kalıyor. Ha bizim bu arada daha sigorta gelecek anlamında ne bileyim bir emeklilik yani bu gibi şeyler de çok yani ihtimal mi onu da bilemiyoruz. Ya bir de bugün kuş gribi gibi bir şey çıksa 2 dakikada hayvanların hepsi talan oluyor. He, geliyor devlet kesiyor gidiyor öldürüyor. Mesela adam diyelim ki pazara çıkarıyor hayvanları. Ya bir Brüsel'le çıktı diye birinde hayvan pazarda birinde. Bütün herkes yasaklanıyor adam çıkamıyor satış yapacak. Kırşehir pazarı geçtiğimiz ay ne açıldı Kübra? He 2-3 ay mı bir şey kapalıydı herhalde. Yani satamayan adam evinde kaldı. Ona aylarca daha fazla bakmak zorunda kaldı. Bunun gibi birçok sıkıntı yani hayvancılıkta çok bir ön göremedik kendimize. Ve iki kişiyle bu işin yürümediğini anladık. Ya biz de kızımız var. Yani biz iki kişi değiliz. Ben bunu her zaman söylüyorum. İki kişi değiliz. Biz -1 kişiyiz. Heh. Yani biz gerçekten -1 kişiyiz. Yani arkadaşlar... evde sürekli 5-10 kişilik iş görür gibi görüyoruz. Çünkü sürekli ev dağıtılıyor. Haliyle yemek daha çok ihtiyaç oluyor. İş çok oluyor. Ama dediğin gibi sanki bunları gören tek bir kişiymiş gibi. Çünkü bazen ben bir iş yapamıyorum sen yapıyorsun. Sen bir iş yapamıyorsun ben kalıyorum. Bir de iyi beslenemediğimiz için yani iyi iş göremiyoruz. Gücümüz kuvvetimiz hepten düşüyor. Yani hasılı, arkadaşlar 3-5 tane keçiyle hobisine değil de gelir için ya zaten gelir olarak da olmuyor. Biz bunu zaten yapıp yapamayacağımızı anlamak için aldık. 7-8 aydır bakıyoruz ve olmayacağını ben artık anladım. Gelir anlamında da şu yani bunu çok 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 hayvan yapıp kapıda en aşağı bir 30 tane keçi sağdığını düşün. Evet. Bir gelir elde edilir ama bu arada biz ne oluruz o meçhul. Evet. Yani o arada ya o çok zor. Yani, Erdoğan beni 10 kilometrelik bir alana bile götüremedi yani. He. Yani en son araba kullanmayı unutmamıştı yani.
En son ne zaman arabaya bindiydim? Ya burada? Şurada ya şu kızı arka bahçeye götürüp şu orada bir parka götürecek vaktimiz, gücümüz ya da boşluğumuz olmadı. Yani baktık bu gidebilecek, devam edilebilecek bir olay değil. Hele şu son bir hastalandık ettik ya arkadaşlar. O zaman yani dedik tamam. Bu yani tamam hadi bugün hastalığı hallettik ama. Hastalanınca yanımızda olan birisi yok. Bir taş çorba bir şeylerimiz yok. Alo gel şu hayvanı bir yemle diyecek bilen eden yakın arkadaş es dost yani hiç. Dedik biz bunu yani en kısa vakitte artık bitirelim bu işi dedik. Ve arkadaşlar sattık. Zarar etmedik diyelim. Gittiği yerde de gidenleri de mutlu etsin inşallah. Değerini bilen değerli bir yere gitti en azından. Hani bizim burada 1 liraya keçi diyor ya. Yani bir keçiye 5 lira vermiyor. Koca keçiye 5 lira vermiyor. Yani Özlem'in değerini kimse bilmiyor mesela. Neyse. Bunlar konuşulacak meseleler çok da. Bizim yapamama sebebimiz dediğim gibi yani 4 aydır sağıyoruz. Süt satamadık. Peynir sattık ama inek peynirinin altına sattık. Sabah 5'te çıkıyorum. 12'de geliyorum. 1-2 saat dinleniyorum. İkindi gibi çıkıyorum. Geri bir gidiyorum. 9'da geliyorum. Hani hayat anlamında her şeyim sınırlandı. Mesela, ben evde de rahat edemedim. İşte Erdoğan gidiyor. Ben Erdoğan gittikten sonra kahvaltı yapsam sen gelince bu sefer 1 saat sonra tekrar kahvaltı hazırlamak zorundayım. Erdoğan'ı bekliyorum. 11 gibi geliyor. Bu sefer açlıktan ölüyorum. Şuraya şekerim düşüyor. Çok rahatsızlanıyorum. Kız da durmuyor. Anne yemek yiyelim diye. Hazırlıyorum bu sefer yemek soğuyor. Yani o ara bir türlü ayarlayamadık zaten. Bir de yani öğlene kadar yemiyorum. Yani açlık, tek açlık şifadır. Kabul ediyorum ama hani 20-30 kilometre yürüdükten sonra bilmiyorum yani. Çok dermansız kaldım. Bazı serin günlerde sıkıntı olmuyordu da güneş tepeden vuruyor. Bazen de durmuyor hayvan. Oradan kovalattırıyor, buradan kovalattırıyor kendini. Bazen bir inadı tutuyor yani. Hepten yoruluyorsun. Ağzın iyice kurumuş. Dağda da anlık hemen su bulamıyorsun. Yani iki kişiyle olabilecek bir şey değil. Onun haricinde bizde herhangi bir ahır, düzen, sistem. Yani şuradan hayvanı getirirken bile aşağı gidebiliyor. Oradaki göze girebiliyor. Karşıya kaçabiliyor. Bunları bile sağlayamadık. Onun haricinde geliyor mesela ya Kübra gel diyorum ama Kübra kızı bırakamıyor, yemeği bırakamıyor. Yani bizlik değilmiş diyelim. Yani yapılmayacak bir iş demiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Biz başaramadık diyebiliriz. Ama bizim de başarabileceğimiz buydu. Onu diyelim. Üzüldük. Ama fotoğraflar, videolar bir anı olarak kaldı. İnşallah yapabilenler yani mesela ekstra bir geliri vardır adamın. Yani hiç bununla ilgili bir derdi yoktur. Zaten hobisine yapıyordur. O ayrı bir mesele. Yani biz bundan yani bu hayvanı yaptık. Bakacağız, edeceğiz. Sürüyü çoğaltacağız ki bir gelir elde edelim. Bir şey yapak. Anlatabildim mi? Yoksa adam diyor ki ya diyor geliyor diyor emekli olmuş diyor. 3 tane keçiyi bağlıyor diyor. Kendimin, çoluğumun, çocuğumun hepsinin sütünü, peynirini elde ediyor falan. Benim içeride de var, satamadım. 2-3 yıllık peynirimiz var. Ne yapacağız da? Şimdi o adam yaşını almış, başını almış, gezmiş, tozmuş veya gezmek, tozmak istemiyor. Anlatabildim mi? Veya belli bir safhaya gelmiş. Şimdi biz öyle bir konuda da değil. Yani gencecik insanlarız. Dağda geçiyor ömrümüz. Ya arkadaşım şuradan Çerkez'e gidemedik. Yani bir yere inip bir bardak çay içemedik. Hani evde bile içemedik ki. Başka bir yere geçtik. Yani şimdi bir fiil böyle bir çalışma bunun yılları var daha. Yılları var, 10 yılları var. Ha para kazanmış olsan tamam mı? Karşılığında gerçekten iyi bir gelir elde ediyorsan zaten hayvanı yükseltirsin. Bir çoban alırsın. Ona göre bir düzen, ona göre bir sistem kursun. Onlar da çok gelecek vaat etmediği için biz bu işi bir an evveli bitirek dedik arkadaşlar. Ben o kadar yorgunum ki şu an. Yeni gitti keçi. Gerçi videoyu siz birkaç gün sonra izliyor olabilirsiniz. Yenici olmamış olabilir. Onu söyleyeyim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.